Merhaba arkadaşlar, yine bir mobil oyunlar bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Serin var. Bugün yine sizler için çok güzel oyunlar seçtik. Hemen başlayalım istersen. Tamam. Ben Flash'la başlamak istiyorum. Anlat bakalım. Counter Strike gibi düşünün ama sadece renkler var. Ama böyle pastel renkler. Evet, düz renkler. Çocuk bahçesi gibi. Çok materyalist. Balonlar bir şeyler böyle bir videoda gördüğümüz gibi. Ondan sonra ateş ediyorsun. Aynen. Falan. Ya bildiğin FPS oyunu ama hani çok sade, minimal. Buna karşın o hani işte şarjörü doldurma efektleri, işte doğrultma falan, onlar çok güzel. Yumuşak bir şekilde oluyor, hani kalitesiz değil oyun. Üstüne emek verilmiş ama bilerek böyle bir hava yaratılmaya çalışılmış. Kaplamayı yaparken mouse kaymış. Gibi. Texture unutmuşlar, öyle düşünün. O şekilde. Hem Android hem iOS'u ücretsiz olarak indirebiliyor bu oyun. Şuradan. Counter seviyorsanız FPS, aksiyon, bu oyunu mutlaka deneyin. Şuradan indirebilirsiniz. Aynen. Bir sonraki oyunumuz Merchants of Space, yani uzay tacirleri oluyor. Aynen. Gibi. Uzay tacirleri. Evet, bu işte uzayda kur, yap, işlet, devret tarzı bir oyun bu şekilde işte. Ya strateji zaten, hani kendi crash diyorum ya. Clash of Castles, Clash of Clans. O kadar şey olmuş ki artık yani. Clash of Clans gibi ama bunda şey yok. Hani saldırı maldırı yok. Saldırı yok, gelişiyorsun. Merkezde bir kapsül var, onun etrafına doğru genişliğe gidiyorsun. Uzay istasyonu gibi bir şey. Bilim kurgu filmlerinde, oyunlarında gördüğümüz öğelerin birçoğu bu oyunda da var. İşte uzay istasyonları, uçan işte tesisler, bir şeyler böyle her uçan yerden. Uçan garip araçlar. Hepsi bu oyunda var. Saldırı olsaydı daha mı iyi olurdu? Kafa rahatken daha iyi ya. Bu strateji oyunu oynarken hani sürekli gelişiyorsun. Hı. O sırada yandan taş topayla bir geliyorlar, seni silip gidiyorlar ya. Hı. O tarz sevmeyen oyunlar için. Öyle bir problem olmayacak. Aynen. Yani geliş, Civilization, geliş yani. Şuradan o zaman indirip keyfine varabilirsiniz. Aynen. Diğer oyunumuza devam edelim. Futbol aşıklarını cezbedecek bir oyun. World of Soccer Online. Sanki görüntüleri biraz demode gibi geldi bana ama. Görüntüler demode. Şimdi orayı kabul edelim ama oyun çok keyifli ya. Böyle üstten görünüş arkadaşlar. Zaten videosunu görüyorsunuz şu anda. Hı hı. Hareketler güzel. Hani ne bileyim düz ya da çapraz şut çekme diye bir şey yok. Hani yönleri var, şeyleri var. Var. Akıcı güzel bir oyun ama yani üstten gözüküyor. Ben ısınamadım. Ben sevdim. Yani konsoller falan çok kolay oluyor öyle bir görünüm olunca. Artısı online olması. Yani bu oyunu oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Ama hani tek başınıza oynamaktansa, yapay zekaya karşı oynamaktansa gerçek birine karşı oynamanın zevki daha iyi oluyor. Bu yüzden de ne kadar çok arkadaşınız oyunu indirirse onlarla karşılaşma olasılığınız o kadar yüksek futbol olacak. Futbol maçları yapabilirsiniz. Oyunda sorun göremedim ben. Yani sen kamera açısına taktın ama. Dediğim gibi bir tek o var. Bir tek o. O da kişiden kişiye göre değişir. Aynen. Bence seveceksiniz bu oyunu. Yani oynayınca fark edersiniz. Şuradan indirip oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Bike Dash. Bu senin oyunun ya. Evet, bisikletle böyle atlama zıplama ama tabii. Şöyle bir parantez açayım. Bu oyun sadece iOS'ta var. Android'e çıkar mı bilmiyoruz. Çıkar inşallah çünkü çok güzel bir oyun. Yani üreticileri çıkartır bisiklet gibi geliyor bana. Bisiklet meraklısı olarak arkadaşımız Serin anlatsın. Ya şimdi alışığız yandan görünen sürekli böyle işte zıplıyorsun, atlıyorsun oyunlara. Bu oyun 3 boyutlu bir oyun. Bilgisayarda bir zaman önce beta olarak bir şeyler çıkmıştı bu tarz ama bu tam olarak canlıya geçmedi. Gidondan görüyorsunuz FPS birinci açıdan. Zıplıyorsun, sürüyorsun, işte yani gerçekten biz sürüyormuşuz hissine yani kapılıyoruz. Mükemmel bir oyun değil ama denemenize değer, oldukça gerçekçi bir oyun ya bence. Bence çok güzeldi çünkü hani o zıplamalar, hoplamalar esnasında karşımıza dere çıkıyor, derenin üstünden zıplıyoruz, işte taşlar, ağaçlar, çarpmamaya çalışıyoruz. Bayağı aksiyon var oyunda. Artı o bisikletin işte hoplama zıplamaları falan çok güzel ekrana yansıtılıyor. Hani böyle sabit gitme değil, böyle hareketler var sağa sola yatırma. Ya bildiğiniz GoPro'yu takmış eleman. Gidiyor gibi düşün. Gidiyor. Öyle siz oynuyorsunuz. Şuradan oynayabilirsiniz. Ücretsiz aynen. Lara Croft Global Offensive. Evet şimdi. Değil. Lara Croft Go. Go. Bu ücretli bir oyun arkadaşlar. 12.90. Fiyatı da yani iyi yani yüksek. Bence yüksek bu oyuna. Şey vardı, Hitman Go vardı yine aynı bu şekilde. Hı. O da fiyat olarak aynıydı hatırladığım kadarıyla. 12.90'dı. Bu da Lara Croft Go. Anlat biraz sen ya, ben çok haz etmedim öyle. Sıra tabanlı bir oyun. Yerde çizgiler var işte, bir süre sonra iki ada dolaşıyormuş hissine kapılıyoruz oyunda. Kestirme çıkış da yok bunda. Bildiğiniz şey ya. Oraya yani git. Macera oyunu da i̇şte çok sınırlı bence. En büyük sıkıntısı yerde çizgilerin oluşu. Hani
şey olurdu. Eski oyunlarda böyle girmeniz gereken yerin rengi farklı olurdu diyerek belli olurdu ya. Bunda daha da fazlası. Yerde çizgi var zaten. Hani bir git, bir git, bir git. Hani Hitman'de mantıklıydı şekil ama Lara Croft'ta biraz yani sınırlayıcı olmuş. Kaçırmış şeyini, büyüsünü biraz bozmuş olayın. Hitman'ın filmi gelmiş, vizyona gittik mi? Yok, daha gitmedi. Daha giden var mı? Güzel mi değil mi? Nereden bileceğim? Dur, biz ona bakacağız bir ara. Tamam, hadi görüşürüz. Evet, reklamlardan sonra Lara Croft'a geri dönüyoruz. Bu oyunu hani oynamak isteyenler, oynayacak olanlar özellikle hani Can Erdil'in söylediği gibi, biz bundan önce konuşmuştuk onunla da, sıra tabanlı oyunları sevenler ya da Lara Croft'a harbiden böyle hani ben bu oyunu ya oynamalıyım cidden, arkadaş diyen. İşte ya sıra tabanlı oyunu çok seveceksiniz ya da Lara Croft'u çok seveceksiniz. Hani değişik bir oyun oynayayım kafasıyla girerseniz oyundan sıkılabilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var. Oyunun grafikleri, görüntüleri güzel harbiden. Güzel güzel. Yani üzerinde şeyler de güzel. İşte o kolu çektiğimizde yerden çıkan yerden macera bulmaca öğeleri de güzel. Yani yumuşak bu geçişler. Bu görüntüler şeyi andırıyor. Bilgisayarda Guardian of the Light çıkmıştı Tomb Raider'ın. Onu andırıyor. Güzel bir görüntüsü var. Yani 12.90 veririm diyorsanız şuradan oyunu indirebilirsiniz. O zaman bu haftalık Oyunlar bu kadar arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.